Merhaba sevgili sporseller. Programımıza Ebru Karaduman'la devam ediyoruz. Bundan sonra her pazartesi sabahı Ebru ile beraber ısınma ve soğuma hareketleri öğreneceğiz. Çünkü spor yapan herkes için bu çok önemli. Spor esnasında sakatlanmamak için mutlaka bu egzersizleri tekrarlamamız gerekiyor. Biz pazartesileri Ebru ile bu hareketleri yapacağız. Ama siz hafta içerisinde yaptığınız her sportif aktivitede mutlaka bunları tekrarlamanız gerekiyor. Evet, Ebru söz sende. Siz az önce Seyran Hoca ile beraber 30 dakikaya yakın bir pilates egzersizi yaptınız. Biz de şimdi pilatesden sonra yapılması gereken esneme hareketlerini yapacağız bugün. O zaman bir an evvel başlayalım ve sevgili sporseverler soğuma hareketlerine geçiyoruz. Evet, pilates sonrasındaki esneme hareketlerimize oturarak başlıyoruz. Parmak uçlarımızdan başlayacağız. O yüzden yavaşça kalçamızın üzerine oturuyoruz. Bacakları uzattık. Vücudumuz olabildiğince dik, omuzlar geride. Avuç içlerimizle yerden destek alabiliriz. Evet, burada yavaşça parmak uçlarımızı kendimize çekiyoruz. Nefes alıyorum bu arada. Burnumdan bir nefes alıyorum. Nefes verirken parmak uçlarımı ileriye doğru uzatıyorum. Tekrar yapalım. Parmak uçlarımızı kendimize çektiğimizde arka bacaklarımızın gerildiğini hissedeceğiz. Minik bir acı olabilir, endişelenmeyin. Tekrar uzat. Evet, 3 sayı daha. Çek. Uzat. Son 2. Nefes aldık, çektik. Nefes verirken uzattık. Son kez yapıyorum. Ve uzattım. Güzel. Evet, sol bacağımızı kendimize çektik. Yavaşça sağ elimle sağ parmak ucuma doğru uzandım. Ben bunu size yandan göstereceğim daha net görebilmeniz için. Evet. Herkes parmak ucunu tutamayabilir. Ayak bileğimizden ya da biraz daha yukarıdan tutabiliriz. Ve yavaşça burada, evet Derya sen de zorlamadan ayak bileğinden tutarak bacağınızı kendinize doğru çekin. Burada arka bacak kaslarının iyice gerildiğini, uzadığını hissedeceksiniz. İstersen sen de bana dön. Karşılıklı yapıyor olalım. Burada da mümkün olduğu kadar vücudumuz bu şekilde kambur değil, dik. Sanki biri arkadan size destek veriyormuş gibi. İyice çekin. Şimdi yavaşça sol bacağını ileriye doğru uzat. Evet. Şimdi burada bacaklarımızın yanını da uzatmak için yavaşça biraz daha içe doğru, sol bacağımıza doğru. Burada hissediyoruz, evet. Yanlarda. Yanlarda, kalçanın da aynı zamanda gerildiğini hissediyoruz. Güzel. Şimdi aynı şekilde bacağımızı diğer bacağımıza çapraz bir şekilde koyalım. Güzel. Burada yine elimize destek alarak vücut dik mümkün olduğu kadar dizimizi kendimize doğru ittiriyoruz. Burada ne yapıyoruz? Nereleri hissediyorsun Derya? Kalçanın yanlarını, basen bölgesini hissediyoruz. Evet. Yoğun bir pilatesden sonra bu esnemeler oldukça önemli. Her geçen gün pilatesin yaptığınız egzersizlerin kalitesini arttıracak olan esneme hareketleri. Evet. Güzel. Şimdi yavaşça tüm bu yaptığımız esnemeyi diğer bacağımıza uygulayalım. Evet, nasıl, ne yapmıştık? Sağ bacağımızı, dizimizi kendimize çektik. Şimdi solda parmak ucumuzu da çektik ve uzanıyoruz. Evet, yavaşça kaldırıyoruz. Mümkün olduğu kadar vücut dik. Her zaman boynumuzla göğsümüzün altında bir tenis topu olduğunu düşünüyoruz. Kapalı değil. Mümkün olduğu kadar karşıya bakıyoruz, dik. Evet. Güzel. Şimdi sağ bacağı uzatalım. Ve yavaşça içeriye doğru bacağımız çevirelim. Burada da ne yapıyorduk? Arka bacaklarımızı uzattık. Ve şimdi yanları iyice açıldığını hissediyoruz. Yanma hissediyoruz. Evet. Bu biraz acı da veriyor ama zararlı değil. Kesinlikle zararlı değil. Bu yanmalar gün geçtikçe, egzersiz yaptıkça ve bunları hayatınıza dahil ettikçe yanmaların azaldığını hissedeceksiniz. Ama şunu da önemli vurgulayarak söylemem lazım ki biraz nankör bir durum. Yani iki günde yapmasanız, üçüncü gün yaptığınızda mutlaka tekrar bu yanmayı hissediyor olacaksınız. Evet, şimdi aynı şekilde kalçamızı ve basen bölgemizi devam ediyoruz sol bacağımızda. Dizimizden kendimize doğru çekiyoruz. Evet, güzel.
Bu durumda aslında vücudumuzdaki çok önemli olan bir bölgeyi, arka bacak kaslarımızı ve baseni, kalçayı güzelce esnetmiş olduk. Şimdi üst bacak kaslarımıza yönelik bir egzersiz yapalım. Burada da yine aynı şekilde oturup pozisyondayız. Yavaşça sol bacağımı içeriye doğru katlıyorum. Evet. Şimdi burada yavaş yavaş ellerimden destek alarak geriye doğru yatacağım. Ama şu anda bunu hemen yapamayacak olanlar olabilir. Çok zorlamasınlar kendilerini. Bu harekette geriye doğru yattığınız zaman dizinizin yukarı kalktığını hissedeceksiniz. Çok zorlamayın. Yapabildiğiniz kadar yapın lütfen. Yavaşça ellerimizden destek alarak geriye doğru vücudumuzu yatırıyoruz. Evet. Güzel. Burada kendini iyi hissedenler yavaşça kollarını yukarıya doğru kaldırabilir. Şu anda sol üst bacak kasımın iyice gerildiğini, yandığını ve açıldığını hissediyor olmalıyım. Evet, güzel. Şimdi yine ellerimden destek alarak yavaşça yukarıya doğru vücudumu kaldırıyorum. Nasıl hissettin mi? İyi hissettim. Güzel. Evet, hemen diğer bacağımıza da aynısını uygulayalım. Yine aynı şekilde destek alarak ellerimden devam ediyorum. Geriye doğru yatıyorum. Kendini iyi hissedenler kollarını yukarıya kaldırsın. Bacağı yukarıda bu şekilde kalanlar olabilir. Yavaşça kendi ağırlığınızda dizinizi yere bastırmaya çalışın. Evet, burada bu tarz esnemelerde, statik esnemelerde içinizden 10 saniye, 15 saniye sayabilirsiniz. Yavaşça vücudumuzu kaldırıyoruz. Güzel. Evet, ne yaptık? Arka bacağı esnettik, üst bacaklarımızı esnettik. Şimdi birazcık belimize yönelik bir esneklik hareketi çalışalım. Bunun için yüzüstü yatıyoruz. Evet, yüzüstü yattık. Ellerimiz göğüs hizasında, yanda avuç içlerimiz. Alnımız yerde. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Nefes verirken yavaşça kollarımızla yukarıya doğru vücudumuzu kaldırıyoruz. Evet. Çok zorlamayın. Burada kalçayı ne kadar aşağıya doğru bastırırsanız belinizin zorlandığını ve açıldığını hissediyor olacaksınız. Şimdi birazcık vücudumuzu yukarı taşımaya çalışalım. Ve yapabilenler, kendini iyi hissedenler birazcık başını geriye doğru bırakıp vücut ağırlığını aşağıya doğru ittirebilir. Güzel, çok dinlendiriyorsun. Hem dinleniyoruz, yavaş yavaş soğuyoruz ve vücudumuzu mümkün olduğu kadar esnetiyoruz. Şimdi dizlerimizin üzerine gelelim. Çocuk pozisyonu dediğimiz bir pozisyon var. Burada da yine omurların açılmasına yönelik bir hareket yapacağız. Gösteriyorum. Kapanıyoruz. Ve mümkün olduğu kadar kalçayı topuklara doğru aşağıya bastırıyoruz. İki yandan sanki kalçayı aşağıya doğru bastırırken parmak uçlarınızla da ellerinizle de ileriye doğru yürümeye çalışın. Evet, bir 10 saniye sonra yavaşça omurgayı yuvarlayarak kalktık. Evet. Nasıl, hafif kuyruk sokumunun omurların açıldığını hissedebildin mi? Evet. Umarım siz de hissetmişsinizdir. Şimdi bağdaş kuralım. Evet. Yavaşça boynumuzu, başımızı saralım. Evet. Sol elimi sanki bir duvara dayıyormuşum gibi, evet, uzatıyorum ve burada boynumu rahatlatıyorum. Evet, bu tarz statik pozisyonlarda, yani kaldığımız net pozisyonlarda içinizden bir 10 saniye, 15 saniye sayıp diğer tarafa, diğer bölgeye geçebilirsiniz. Nefes alıp vermeyi de unutmuyoruz tabii ki. Evet, nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Zaten hani pilates egzersizinin en önemli noktası nefes. Uzun süredir seyircilerimiz Sevcan Hoca ile sanırım bu egzersizi yapıyorlar. O yüzden esneme hareketlerinde de o mümkün olduğu kadar nefesinizi aktif tutun.
bu şekilde esneklik oranınız daha da çok artacak ve daha da rahatladığınızı hissedeceksiniz. Yavaşça yandan göstermek istiyorum. Bir voleybol topunu tutar gibi başımızı ellerimizle iyice kavruyoruz ve çok kendimizi zorlamadan yavaşça başımızı öne doğru eğiyoruz. Burada omurların, boynumuzun açıldığını hissetmeye çalışalım. Şimdi ellerimiz çenemizin altında ve yavaşça başımızı geriye doğru ittiriyoruz. Evet. Yavaş yavaş artık ayağa kalkıyoruz. Soğumanın, esnememizin sonuna doğru gelirken. Şimdi yine biraz daha sert bir şekilde arka bacak kaslarımızı hissetmek istiyorum. Onun için yine bana dönebilirsin. Yavaşça omurgayı yuvarlayarak aşağıya doğru eğildim. Öncelikle hafif bacaklar açık. Kendimizi bir kukla gibi düşünelim ve vücudumuzu mümkün olduğu kadar aşağıya doğru serbest bırakalım. Evet. Ve burada sağ sola doğru vücudumu sallıyorum. İyice arka bacaklarımın yandığını, gerildiğini hissediyorum. Herkesin elleri yere değmiyor olabilir. Ama gün geçtikçe hareket açınızın arttığını göreceksiniz bu hareketleri yaparak bizimle beraber. Şimdi burada istediğim sağ dizimizi büküyoruz. Derya'cığım sağ dizini bük. Birazcık bacaklarını kapat. Sağ dizimizi büktük. Sol bacağımız gergin. Ve burada koyabilenler ellerini yere koyarak bekliyor. Sol bacağımız şu anda maksimumda yanıyor olacak. İçimizden 10'a kadar sayıyoruz. Evet, içimizden 10'a kadar sayıyoruz. Sen devam ederken eğer ellerini yere değdiremeyen varsa ki olacaktır. Dizlerinde, ayak bileklerinde ellerini tutuyor olabilir. Çok zorlamadan. Evet. Bayağı iyi yanıyor. Şimdi diğer bacak. Hemen değiştiriyorum. Diğer bacak. Sol dizim bükük, sağ bacak. Gergin. Evet. Şimdi ne yapıyorum? İkisini beraber büküyorum. Ellerim yine yerde, vücut önde. Ve burada iki bacağım birden düzeltmeye çalışıyorum. Bir 10 saniye bekledikten sonra omurgayı yuvarlayarak dik pozisyona geliyor. Evet, nasıl hissediyorsun bacaklar? Yandı, bayağı yandı, zorladı. En maksimum derecede sanırım burada yandığını hissediyor evet. Olmuş olmasın. Güzel. Evet, şimdi biraz daha rahatlayalım. Bacaklar açık, omuzları çevir geriye doğru. Öne doğru. Evet. Tüm bölgelerimizi iyice esnettik. Son olarak bir nefes alıp rahatlayıp esnememizin sonuna gelelim. Derin bir nefes alıyorum. Nefes veriyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, bugünlük hareketlerimizi tamamladık. Bugün bizimle beraber ilk defa başlayanlar belki motivasyonunu kaybetmiş olabilirler. Hareketleri tam yapamadıkları için. Ama sanırım her hafta bize eşlik ettikçe esnekliklerini arttıracaklar. Aynen öyle. Bugün biz de sizinle beraber bu esneme ve soğuma ısınma hareketlerine yeni başladık. Bizimle beraber bu egzersizleri yaptıkça, gün geçtikçe, hayatlarına da bunu dahil ettikçe ne kadar hareket açılarının genişlediğini, ne kadar faydalı olduğunu ve vücutlarının rahatladığını onlar görecekler. O yüzden motivasyonlarını kaybetmesinler, sabırlı ve hırslı olsunlar. Mümkün olduğu kadar haftada bir gün değil, her gün olmasa da en azından 3-4 gün mutlaka bir 10-15 dakika hayatlarına bu egzersizleri, bu ısınmayı, soğumayı, esnemeyi katsınlar ki yavaş yavaş vücutlarının açıldığını, rahatladıklarını, yaptıkları sporların kalitesinin arttığını görecekler. Peki Ebru'cum, sabahları okula gitmeden önce çocuklar da bu egzersizi uygulasınlar mı? Faydası var mı onlara da? 3 yaş itibariyle herkesin çok rahatlıkla uygulayabileceği, zevk alabileceği bir egzersiz biçimi. Çocuklar da eğer vakitleri varsa, mümkünse mutlaka bence uygulasınlar. Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Bu hareketleri yaparak spora başlamanın faydaları nedir?
Faydaları ve farkı şudur ki bu hareketleri yaparak vücudunuzu aktif bir şekilde, kaliteli bir şekilde spora hazırlıyor oluyorsunuz ve egzersizinizin süresi, kalitesi, dinamizmi artıyor. O yüzden hani bir gün yaparak, bir gün yapmayarak başlarsa aslında seyircilerimiz aradaki farkı kendi vücutlarında hissederek çok daha iyi anlayacaklar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili sporseverler, bundan sonra her pazartesi Ebru Karaduman'la beraber esneme ve soğuma hareketleri yapacağız. Siz de mutlaka bunlara katılın eğer spor esnasında sakatlanmalar yaşamak istemiyorsanız. Bugünlük de bir programın sonuna geldik. Siz de mutlaka kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber haydi spora diyoruz. Görüşmek üzere.